bu bahsettiğimiz sosyal grupların içindeki insanlar arasındaki ilişkilere bakacağız. Sosyal ilişkiler. Sosyal ilişki birbirinden haberdar en az iki insan arasında belli bir süre devam eden belli amaçlara yönelik bir takım etkileşimlerdir. Sosyal ilişkinin muhakkak sosyal gruplarda olması gerekir. Yani bahsettiğimiz yığınlarda ve kategorilerde sosyal ilişkinin varlığından bahsedemeyiz. Sosyal ilişki insanlar arasında olabileceği gibi gruplar arasında da olabilir. Mesela hükümetle banka arasındaki ilişki ya da bir şirketle diğer şirket arasındaki ilişki gibi, bu da sosyal ilişki olarak nitelendirilir. Sosyal ilişki ekonomik, siyasal, kişisel, dostça, düşmanca, birleştirici ya da ayırıcı nitelikte olabilir. Çok geniş bir kavramdır sosyal ilişki. Bir ilişkinin sosyal nitelikte olabilmesi için olmazsa olmaz koşullar şunlar. En az iki insan arasında olacak, iki ya da daha fazla insan arasında, taraflar için bir anlam ifade edecek, belli bir süre devam edecek, karşılıklı etkileşime dayanacak ve taraflar birbirinden haberdar olacak. Şimdi Coley diye bir sosyolog sosyal ilişkileri birincil ve ikincil ilişkiler olmak üzere ikiye ayırmış. Birincil ilişkilerde, ki bunlar genellikle birincil gruplarda görülür, daha çok küçük gruplarda yaşanır, aile gibi, arkadaş grupları gibi, etkileşim oldukça kuvvetlidir, yazılı kurallara bağlılık yoktur, çıkarlar ön planda değildir, biz duygusuyla hareket edilir, duygusallık hakimdir ve daha uzun süreli gruplardır. İkincil ilişkilerse ikincil gruplar diye bahsettiğimiz gruplarda, yani daha çok büyük gruplarda görülür. Yazılı kurallara bağlıdır, resmi ilişkilerden kuruludur, etkileşim görece daha zayıftır, çıkarlar ön plandadır, biz duygusu değil artık ben duygusu vardır, daha kısa sürelidir ve duygusallıktan çok rasyonellik, yani akılcılık hakimdir.